Muhteremazlar, evvelki cümlelerde etkenimizde Hazret Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tevallud ayları bugallegi münasebeti bilen İmam Muhammed Cafer el-Berzanci Hazretleri, o kişinin kitaplarına yazılgan şerhler, şunlardan bittesi Şerhul Mevludin Nebi Bil Kevkebil Envar Ala Akhdil Cevher degen bir katta alimni Peygamberimiz Resulullah ya etab yazılgan namaga bergan şahlar asası da Hazreti Peygamberimiz Resulullah'ın korunuşları hakkında bir eşitimiz inşallah. Mavludun mavludligi, mavludun mavludligi onun manasıdadır. Mavludun mavludligi onun manasıdadır. Hazreti Peygamberimiz Resulullah'ın eslep ul zatını hayatlarını örgenip ul zatını sünnetlerini çünüşlek o zat ve berekatını yakın bilişlik şu mavludun mahiyeti şu. Şundan çıksa gap, şundan taşkarı çıksa. Hata kıpoyamız, yanışamız, katta allameler, katta ulamalar mavludunu ütkeziş. Ondaki haletlerini kitapta yazgeller. Geliler Allah tebarek ve teala Muhammed Cafer el-Berzanci hazretlerini şu yazgen namelerden Hazret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ini ko'rinishlari haqidagi bobdan bir o'qib tarjima etamiz. Shu Kavkabul Anvar kitobi asosida Kavkabul Anvar ala Aqdil Jawhar degan kitob asosida sharhlaymiz. On hazratga Allohim salovat va salomlarimizni yetkargin. Ul zotni shafoatlaridan barchamizga nasib aylagin. Ey bori Xudoyo, Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytayotgan salavatlarımız bilen ul zatını, kabirlerini atırlık kılgın. Ul zatı bağ barakatke salavat ve salamlarımızı yetker gün. Ve kâne sallallahu aleyhi ve selleme ekmelen nâsi halkan ve hulkan ve zâtin ve sifâtin seneyye. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yaratken mahlukatlarını içi de yaratılışı cihetiden, yaratılışları, korunuşları cihetiden ve hulkları, fiilleri, adabları cihetiden en mükemmeli ediler, deyip yazadılar. Şarkı da yazgan ki, 124 bin peygamber ötken, hamma peygamberler masumdurlar, günahdan münazzahdurlar, hamma peygamberler güzeldurlar, tügeldurlar, kemalge yetken adamlar. Bette yazgan ki, qaysi payg'ambar o'z payg'ambarlari o'zi tanlangan zotlar, ulug' zotlar. Alloh tabarak va taolo o'z zotlarini o'zini go'zal qilib yaratgan hamma tomonini. Lekin Rasulullohga kelganda o'sha payg'ambarlar payg'ambarlardagi hamma go'zallik, hamma kamolotlar payg'ambarimizda mujassam ekan. Hazrati Yusuf alayhissalomning go'zalliklari Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam'ın mesihliğileri, Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam'ın kuvvetleri, Hazreti Süleyman aleyhissalatu vesselam'daki hikmetler, bütün peygamberlerdeki kemalatlar, peygamberlerdeki en uluğ sıfatlar ne olsa Resulullah'da mücessem iken, hulkları yemşinak iken. Ana Samarkand'da şahısında degen bir joy bor. Mumkin ichimizda ko'rganlar bor, ziyorat qilganlar bor. Shohi zinda degani tirik shoh degani. Bu odamni asl ismlari Qusam ibn Abbos ibn Abdul Muttolib bo'ladilar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni amakilari Hazreti Abbosni kichkina o'g'illari ekan bu kishi Qusam ibn Abbos. Bu kishining ikkita akalari ham bo'lgan. Bittalari Fudayl ibn Abbos Suriyada yotadilar. İkincileri Abdullah ibn Abbas, uluğ sahabi. Şu kişinin akeleri öylediler. Şimdi o şey, şahzındaki kıravuruşta bir hadisini yazıp koyduğun tepede. İnsaniyetinin içi de, hulkı cihet eden, adabı cihet eden ve korunuşu cihet eden en kop menge okşagenli Kusam'dur. Degen hadisler var. Yani Hazreti Kusam ibn Abbas radiyallahu anh'u Hazreti Peygamberimizni yuvishayotganda suv quyib turganlari,
Hazreti Resulullah'ın lahatka tıkışıyetken de tepelerde turganlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en ahırı korgan adam. Bitti kızık cahileri. Kusam İbni Abbas'ını korgan adam İslam'a kırıp alır. Din'e kırıp alır. Samarkand'da Tarhun degen şah bulgan eken. Tarhun. Zardoshtilarning odatiga ko'ra odam o'lsa qir adirlarga olib chiqib qo'yishar ekan jasadini, otani, onani jasadini. Quzg'unlar kelib, qarg'alar kelib, bir narsalar kelib yeb, tozalab ketgandan keyin otasi bilan onasini xokini, suyagini demak bir ko'zaga qo'yib qo'yishar ekan. Otasi bilan onasi bilan gaplashgisi kelsa haligi ko'zaga gapirishar ekan. Go'yo otasini onasiga gapirayotganda shunaqa e'tiqodi bor ekan ularning. Bu birinchisi, ikkinchisi sal bayrağı azgene pülü devleti bari atası anası ölse itke vererekken. Şuna maksus itler bariyken. Demek ki itler ama 10 gün demi, bir hafta demi yelap yulkap tozalap oluşken denkken demek yani suyagini alıp. Yani üçüncüsü zadegaller, baylereken. Baylarda demek imkaniyet var, pül var. Atası bilen anasını, cesedini qozonga solib qaynattirar ekan. Suyay qaynaversa nima bo'ladi? Qaynaversa suyay nima bo'ladi? Oqarib ketadimi? Oq suyay degan gap o'shandan qolgan ekan. Oq suyak, oq suyak, hamma insonning suyagi bir xil aslida. Xullas, Tarxun shoh savol beryapti. Qani odamlar, men o'lsam qir adirga olib chiqib qo'yasizlarmi, itga berasizlarmi, qaynatasizlarmi? Yechimi qanaqa? Shunda vazirlardan birlari aytishgan ekan, shohim yaqinda Arabistonda Muhammad alayhissalom degan payg'ambar o'tganlar, shu kishiga ergashganlar, u kishini fikrlariga ko'ra biz yerdan yaralganmiz, yerdan yeb ichamiz, yerga qaytamiz degan e'tiqodi bor ekan. Bunga ko'ra bular otasi o'lsa, onasi o'lsa yuvishar ekan. Atırlaşar eken, kepelleşar eken, gör kazıp, lehet kazıp, kumşar eken. Tarhun ayıttı ki, o şeyler ne yapabiliyorlar dedi. O şeyler bizi uğurgatsın dedi. Şunda Kusam İbni Abbas ne yapabiliyorlar eken. Hazreti Peygamberimiz Resulullah'ın emek ve şeyler ne yapabiliyorlar eken. Haliki zatını, güzelliğini korup, Tarhun şah iman gekeken eken. İbn-i Kutay'ı bekirip kegen de imanını apkırgen anda bu gepler, kengi gepler öyle. Hazreti Peygamberimiz Resulullah, o da güzel adam bu gelder. Resulullah'a okşagen adamlarını korgan adam iman kepagen. Hulkları hem, korunuşları hem şundan ibaret eken. Merbu'al kavmeti, tik kavmetlik ediler. Tik kavmetlik ediler. Qomatlari haqida ham bir nechta hadislarni keltirganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari ham qomatlari ham holatlari ham mo'jizadan iborat. Aytishgan birinchisi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'pchilikning ichiga kirganlarida barchadan baland ko'rinar edilar. O'zlari xoli qolganlarida esa o'rta bo'ylik ekanlari bilinib qolardi, deyishadi. Rosa qiziq gap-ku bu. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen içeri girseler hemen belen korunar ekeller. Ozları hali kalgellerde ise orta boyluk ekelleri bilinip alardı. İkinci hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ne Allah'ı da uçuratken adam eyter idi. Bu zatını boyları unçelik belen emezler. Bu zatını boyları unçelik pesham emez. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o'sha zamonni o'rta bo'ylik odamlari ekanlar. Abyodal launi musharraban bi humratin. Hazrati payg'ambarimizning muborak ranglari oppoq edi. Oqqa qizg'in yugurgan edi. Wasi'al aynayni akhaluhuma. Hazrat payg'ambarimizning ikki muborak tim qaro katta-katta ko'zlari surma tortilgan edi. أهدف الأشفار قد منح الزجاج حاجباه
Hazreti Peygamberimizin mübarek kiprikleri uzun uzun neyse kabi idi. Mübarek kaşları kıygas idi. Ortası tüteşmez idi. Müfellecel esnani Hazreti Peygamberimizin mübarek kişileri tiks idi. Yani müfellec, fellece, yüfellece, dana dana. Bette şerh edemeyken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarekçileri nihayette güzel eken. Ebu Hureyre, yine bir kança sahabeler eğitişedi, bunu kopçilik üzetken. Hazreti Peygamberimiz nut kılseler, söz kılseler, ağızlardan çıkan kişilerinin nuru, divarlarını yortuvarar dediken. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni ağızlardan çıkan kişilerinin nuru, divarlarını yortuvarardı. وَاسِعَ الْفَمِ حَسَنَهُ حَسَنَهُ Hazreti Peygamberimizin katta ağızları özlerine yaraşımlık idi. وَاسِعَ الْجَبَيْنِ ذَا جَبْهَةٍ هِلَالِيَّ Hazreti Peygamberimizin mübarek peşhaneleri keng idi. Ay kebi yarkırak idi. سَلَ الْخَدَّيْنِ يُرَافِ اَنْفِهِ بَعْضُ اِهْدِدَى بِحَسْنَ الْعَرْنَيْنِ اَقْنَاهُ Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek yüzleri tiks idi. Burunları kırra burunlik ediler. Burunlarını uçunu turtup uçlik turganı özlerine yaraşımlık edi. Şerhide aytken Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğuluşlarda yüzleri tiks eken, çıraylı eken ko, degen ikide çandık keginçelik bogan eken. Birinci çandık tahminen şu on leblerin tepesi de bana şu cahide. Kiçkine çandık var eken. İkinci çandık çap kabaklarının tagide. Tahminen bana şu cahide. Bunun tarihini yazdılar. Birinci çandık hakkında. Medine-i Münevvere'de Banu Kaynuka, Banu Kuray'da degen Yahudi'nin kabileler bugün eken. Yahudi kavimler bugün eken. Şular bilen Haybar degen katta gazat buladı. Bunu tarihten işkemiz okuyemiz. Şu gazattan aldın haligiler Hazreti Peygamberimizin suluk kılmak için mihmandarçılıkça çakırışadı. Ve de şerhede 4 kişi degen. Bir kitapta 3 kişi de okuduk. 3'te ya ki 4'te sahaba bilen Peygamberimiz bar geldiler haligi cöyge. Sulukge. Avukat da yerleşken, şunda avukatını zehirleşken eken. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şorvanı yaş görerek eller. Şu şorva hakkında hadisler kegen haytmakçı. İzdiham kısa, şu mihman darçılık kısa şorva tartışılık sünnet eken. Şorva tartardı yok tabi bu. Şu var eken, şu kitapta var eken. Hazreti Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı yaş görediler. Şorva yaş görediler. Şorva şorvanı zaharleşken eken. Cenabımız bilen bargen üçte sahabi hali giden yiştiği alemden ölçüle elhal. Hazreti Peygamberimiz ağızlarına agen ekeller şu şorveden. Hazreti Cebrail aleyhisselam zeherlengen taşan ya Resulallah. Şunda Hazreti Peygamberimiz Resulullah'ını çap tamallarına şu zeherden tekip agen eken. Hazreti sahabi eyt ediler. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz kılseler. Oşa çandıkları, leblerin üstteki çandıkları mündey tutup uyar idi. Nukul oşa vakiye isimge çürerdi dediler. Bu birincisi. İkincisi bana etteki çandıkları hakkıda. Uhud degen ceng bugün eken. Bu ceng Müslümanlarının mağlubiyeti bilen tügegen. Bu Allah'ın hikmeti bilen şuna kadar katta iş bugün. Şunda Resulullah'ın özleri şahsan katneşkeller. Saud kiygeller, dubılgı kiygeller. Hazreti Peygamberimizni bir kapır katta soyul bilen urgan eken. Tokmağ bilen. Şunda yüzlerge uğradiyo. Haligi tokmağını zarbi kelip dubulgalarge. Oşu uçtaki yedigen baş giyimlerge tegediyo. Onu temeri kişeyip yüzlerini yarıp kırıp kişilerini sindiredi. Bana şu vakiye ikinci çandıklarını tarihi eken. Hazreti Peygamberimizin mübarek yüzleri sıllık, tiks iken. Ba'ide ma beynel minkebeyni, sabfel kaffeyni, zahmel karadis, kalile lehmel akibi, kethel lihyat,
kaffal lihyati azim ar-ra'si sha'ruhu ila ila shahmati al-uzni. Hazreti Peygamberimiz Resulullah'ın mübarek yelkeleri keng idi. Hazreti Peygamberimiz Resulullah'ın kafları katta katta idi. Hazreti Peygamberimizin mübarek kurakları keng idi. Qalila lahmil aqibi. Hazreti Peygamberimizin orka tamallarda göçleri az idi. Kaffal lihyati. Cenabımızın mübarek sakalları sirek idi. Başları büyük idi. Saçları ise kulaklarına çüptürer idi. Mana şu yerda Şahmetul Uzneyhi degen. Şahmetul Uzneyhi deyip kulağını yumuşağına aytadi. Hazreti Peygamberimizin mübarek saçları kulaklarına çüptürer idi. Şerhide ikisi rivayetini vergen. Hazreti Peygamberimizin mübarek saçları yelkelerine çüptürer degen. Hadis neyim getirgenler. Yani kızıl cöyleri. Sahabeler aytadılar. Bir gün Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin saç bilen sakallarını dege akını seneyi başladık. Dediler. Karayın. Saç bilen sakallardaki akılarını yapsan eşken eken. On bitteden aşmadı deyişken. Kanaka gel bu. On bitte. Saç bilen sakallarını koşup hesaplasak on bitteden aşmadı. Sakallardaki saçlardaki akları. Biz peygamber dese, münkeygen, saç sakalıga ak çıkken, kariyeni tasavvur kılardık. Ya braderler, Hazreti Peygamberimiz bahadırlarga okşarak geldiler, pahlavallarga okşarak geldiler. Saç sakalları yem şuna kadar çıraylık, özlerge yereşimlik iken. Palancayda Resulullah'ın sakalları barakken, palancayda Resulullah'ın saçları barakken size hayran bulmak. Bu biyem bar vakiye. Kiçkine tamamen eytemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umurlarda bir mette hac kıyırlar. Oşa kılgen hacları, ahirge hacları bugün. Oşa hacına atını haccetil vıda deydi. Vıdalaşu hacı deydi. Kitapta etken 35 bin degen, bir kitapta 40 bin degen, bir kitapta 50 bin degen. Çünkü adam yığılgen eken oşa peyde hac kılmakka. Hani ne tasavvur kılın? Kelin 40 ming odam yig'ilgan, Hazrat Payg'ambarimiz haj qilyaptilar. 40 ming odam yig'ilgan. Hajda nima qiladi? Sochni oladi. Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sochlarini oldirganlar. Qani o'ylab ko'ring, nima bo'ladi? 40 ming odam yig'ilgan bo'lsa, Rasululloh soch-soqollarini oldi, sochlarini oldirgan bo'lsalar, hamma talashib tortishib olib ketib qolgan ekan. Shuning uchun yer yuziga tarqab ketgan ekan Rasulullohning sochlari. Hali Hindistondan chiqadi. Hali Pokistondan chiqadi, hali o'zimizdan chiqadi, hali Yamandan chiqadi. Bu bor narsa bu. Kitoblarda Asarun Nabi shifaun degan. Payg'ambarlardan qolgan qoldiqlar shifodir degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tegishlik bo'lgan ko'p narsalar saqlanadi hozirgi kunda muzeylarda. Rasulullohni kiygan chakmanlari Rasulullohni kiygan poyabzallari, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sochlari, soqollari, Hazrat payg'ambarimiz Rasulullohning asolari. Birodarlar, bu narsalar bor. Wa bayna katifayhi khataman nubuwati qad ammahu an-nuru wa 'alahu. Hazrat payg'ambarimiz Rasulullohning ikki kuraklarining o'rtasida payg'ambarlik muhri bor edi kim? U gohida yal yonar edi. Rasulullah tug'ilganlarida ikkita muborak kuraklarning o'rtasida bedanani tuxumiday degan uzunchoq chandiq bilan tug'ilgan ekanlar. Ichida qizg'ish harflar bilan Muhammadur Rasululloh degan yozuv bor ekan. Tug'ilganlarida shunaqa yozuv bilan tug'ilgan ekan. O yoziq, o'sha chandiq yoshlari katta bo'lishi bilan kattarib, kiyimlar kiysalar orqalaridan turtib turar ekan u, durdayib turar ekan. Hazrat sahobalar aytadilar. Rasulullohni orqalaridan tunda yursak, payg'ambarlik muhridan chiqayotgan yorug'lik yo'llarimizni yoritib turardi deydilar. Fanar tushunayotganga o'xshab, yoritib turganga o'xshab, haligindan nur chiqib turar ekan. U haqida ko'p ham, xo'p ham gap ko'p.
Ukkoja ibn Muhsin degan bir odam bo'lganlar. Shunaqa bir sahobiy bo'lganlar. Ukkoja ibn Muhsin. Bu odamni o'sha qilgan ishlari juda mashhur. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uzun va'z qildilar. Va'zlarini so'ngida dedilarki, kimda kim menda haqqi bo'lsa olsin dedilar. Yim ovoz chiqmasdi. Ikkinchi marta aytdilar. Uchinchi marta aytganlarida u Qosha ibn Muhsin o'rnidan turdilar. Hey Allohning rasuli, bir marta aytdingiz, indamadim. Ikkinchi marta aytdingiz, indamadim. Endi uchinchi marta aytdingiz, shunga o'rnimdan tur. Hamma hayron u Qoshaga. Ya Rasululloh, siz bilan jangda yoningizda yurardim. Shunda janglarni birida bir qamchi urdingiz, shu qamchi menga kelib tekkan, shu qamchi. Ya ataydan urdingizmi? Yo'q, bexosdan urdingizmi? Deb qoldi. Sahobalar, Ukkosha jinni bo'ldingmi? Nima deyapsan? Rasulullohga nima deyapsan? Hazrat payg'ambarimiz jimiylar dedilar. Shuni qasosini beras deb qoldi. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qasosni bermoq uchun orqalarini o'girsalar, yo'q deydi, kiyimingizni yechasiz deydi. Meni urayotganingizda yalang'ochdim deydi. Kiyimlarini yechadilar. Yetsalar Ukkosha ibn Muhsin payg'ambarimizni quchoqlaydi-yu, haligi muhri nubuvatdan o'pgan ekan, yuziga surgan ekan, aytgan ekan: "Ya Rasululloh, sizni urib meni ko'nglim, meni qo'llarim mazza qilmaydi. Bu ishni qilishimiz sababi shu muhri nubuvatingizga ko'zlarim, yuzlarimni surgim keldi. Qiyomatda Allohim shoyat bu badanimni davzoqqa harom qilsa deb o'yladim. Shunaq qildim, shu uchun qildim." O'sha muhri nubuvatni o'pgan odam Ukkosha ibn Muhsin ekan. Shuning uchun u zotga atab ko'p joylarda ziyoratgohlar ochib ketgan. Ukkoshota, Ukkoshota, bizda ham bor Ukkoshota. Ukkosh ibn Muhsin bu yoqqa kelmaganlar, uni hamma biladi. Lekin shu odamlarga atab shunaqa ziyoratgohlarni qurilishining sababi shu. Muhri nubuvatdan o'pganlari uchun. Wa arquhu kallu'lu'i wa 'arfuhu athyabu min an-nafahat al-miskiyya. Hazrat payg'ambarimiz terlasalar durga o'xshab oqar edi. Uning hidi esa misk hidlaridan xushbo'y edi. Payg'ambarimizni ammalari aytadilar, otika degan ammalari bo'lgan ekan Rasulullohni. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada ammalarini ko'rgani kiribdilar. Qaysidir bir uzoq safardan kelayotgan ekanlar. Hazrat payg'ambarimiz charchab turgan ekanlar. Shunda Rasulullohni yonboshlariga bolish qo'ydim dedilar. Muhadda dedi, muhaddani xurmolarini, po'sloqlarini tiqib yostiqib berilar ekan. Haligi bolishni qo'ysam, Hazrat payg'ambarimizning ko'zlari uyquga ketib qoldi, charchagan ekanlar. Terlay boshladilar. Terlari durga o'xshab to'kila boshladi. Men uni to'plab ko'zaga qamab oldim degan hadis kelgan. Birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam terlaganlardan miskni hidi chiqar ekan. Va yatakaffa'u fi mashi'atihi ka'annama yanxattu min sababin irtiqo. Hazrat payg'ambarimiz yurishlarida go'yo yuqoridan tushayotgan odamdek yurar edilar shitob bilan. Payg'ambarimiz yurishlarida taxminan boshlarini chap tomonga, qalblariga moyil qilar ekanlar, ozgina egilar ekanlar. Mana shu yurishda shitob bilan yurar ekanlar. Mana bu yerda aytayaptiki, min sababin irtiqo. O'sha yuqoridan tushayotgan odamdek. Wa kana yusafihu al-musafiha bi yadihi ash-sharifati fayajidu minha sa'ir al-yawm ra'ihatan abhariyya. Hazrat payg'ambarimiz ko'rishsalar musofaha qilar edilar. Ikkita qo'llari bilan musofaha ko'rishar ekanlar. Janobimiz bilan ko'rishgan odamlar qolgan kunlari ham Rasulullohni bo'ylaridan bahravar bo'lar edi. Sahobalardan ikkilari g'azotlardan biridan kelyatib
ikkitalari bir xaymada palatkada yotadilar. Birinchilari ikkinchilariga: "Oy, namuncha quloq qo'lingni quchoqlading, qo'yvor." Birinchilar qo'llarini quchoqlab yotibdilar. "Ey, namuncha qo'lingni quchoqlading, qo'yvor" desa, hali sahobiy aytadilar radhiyallohu anhu: "Rasululloh bilan ko'rishgan edim. Rasulullohni bo'ylari kelib turibdi, hidlari kelib turib, shuning uchun quchoqlab yotibman" der ekan. Rasululloh bilan ko'rishgan odamlar, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bo'ylari o'rnab qolar ekan. Wa yadawha ala ra'si sabiyyi fayu'rafu massuhu lahu min bayna as-sibyati. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam go'daylarni peshonalarini silar edilar. Qolgan go'daylar kimni peshonasi silangan ekanligini, kimni peshonasini Rasululloh silagan ekanliklarini hidlardan bilishar edi. Sharhida aytganki, bir ko'chalardan o'tsalar bir haftagacha jannatni hidi ketmas ekan. Rasululloh shunaqa xushbo'y odam ekanlar. Qiziq savolda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida sotivi telefon bo'lmagan, uni hamma biladi. Sahobalar payg'ambarimizni qanaqa topgan bular? Qayoqqa ketganlar, Rasululloh kimikidalar, qaysi tomondalar? Hidlardan topishgan ekan. Rasululloh bir tomonga ketsalar, o'sha tomonda hidlar kelar ekan. Yatala'la'u wajhu sharifu tala'ulal qamari fi laylatil badriyya. Kech bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlari yal-yal yonar edi kech tushsa. Xuddi 16 kunlik oyga o'xshab yaltillar edi, yonar edi. Yaqulu na'itahu. Payg'ambarimizni ko'rgan odam etar edi. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu wala basharun yara. Bunaqa odam dunyoga kelmagan, kelmaydi ham. Bunaqa zotni dunyo ko'rmagan, ko'rmaydi ham degan xulosa bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mana shu ko'rinishlari haqidagi bobga yakun etamiz. Eshittiribsiz birodarlar. Juda ham asar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rinishlarini aniqlik bilan ifodalagan. Bundan murod nima? Bundan murod mu'min musulmonning ko'nglida, xayolida, qalbida bir Rasululloh gavdalansalar edi. Bundan bir muhabbat qo'zg'alsa edi. Bundan ixlos ortsa edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar yo'llasak edi. Kitoblarda kim meni ziyoratimga kelsa, unga shafoatim lozim bo'ldi dedilar. Ya Allohni rasuli, sizni tirik topmaganchi meni qabrimni ziyoratiga kelganlar shafoatim lozim bo'ldi dedilar. Ya Allohni rasuli, qabringizga ham yetib kelalmaganlarchi menga salovat aytganlar, shafoatim ularga lozim bo'ldi. Muhtaram azizlar, Rasulullohga aytiladigan salovat va salomlarimiz bizni shafoat qilishlariga sabab ekan. Muhtaram azizlar, mana shu mavluddagi asosiy maqsad, asosiy murod Rasulullohni yodga olish edi. Ey Allohim, Hazrati payg'ambarimizga salovat va salomlarimizni yetkargin. Ul zotni shafoatlaridan barchamizga nasib aylagin. İnşallah kelgusi jumalarning birida aniqrog'i mana bugun 11-chi kunlari bo'lsa, yana bitta jumani o'tkazib, oxirida bir mavludi sharifni o'zidan o'qib beramiz. Alloh taboraka va taolo barchamizni hidoyatiga boshlasin.